Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan, benim de tıraş olarak ve Fenerbahçe forması giyerek sizlere hazırladığım video. Hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Eskiler çılgınlar gibi videoyu beğeniyor. Yeniler bu ne oluyor? Ne için böyle şeylerden bahsediyor diye hayretler içerisinde bakıyor. Sevgili arkadaşlar, öncelikle Kurban Bayramınız hayırlı mübarek olsun. İnşallah bir tarafınızı kesmezsiniz. Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun, kesemeyen kardeşlerimize de. Allah inşallah daha güzel ekonomik durumlar verir de inşallah bir sonraki seneye kesersiniz. Kurban sadece bir hayvanı kesmek değildir. Kurban bir adanıştır. Hani Hazreti İsmail vari bir adanıştır. Hazreti İbrahim vari bir söz tutuştur. Kurbanı kurban olarak geçirmeyi unutmayalım, ihmal etmeyelim. Fenerbahçe rotasyonu daraltmak istiyor. Bu forvet haberi arkadaşlar. Aslında nereden başlasam? Aslında başlıktaki haberle başlayayım. Fenerbahçe'de kadro şişkinliği 14 ayrılıkla başlayayım. Fenerbahçe'miz sezonu 2 Temmuz'da açacak. İlk resmi maçına 27 Temmuz'da çıkacak. Ancak yeni sezon öncesi kadro sorunuyla karşı karşıya. Yıllardır Süper Lig'de şampiyon olamamanın yüküyle sezonu açmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin önünde ciddi bir sorun bulunuyor. Fenerbahçe 2 Temmuz'da topbaşı yapacak. Kadroda şişkinlik var. Edin Dzeko ve Kent'in eklenmesiyle Fenerbahçe'de 15'i yabancı 34 futbolcu bulunuyor. En az 14 isimle yolların ayrılması bekleniyor. Şimdi Valencia'nın sözleşmesi bitti gitti. Bir diyelim. Zayt'sın sözleşmesi bitti. Ama ben uzatacağını düşünüyorum. Buruma gitti 2. Bakın şimdiden 2 oldu. Zayt ve işte Valencia ve Buruma. Şimdi gençlerden Burak Kapacağ'ın durumu hayretler içerisinde ki ben diyorum hani Mert Müldür'ü becerebiliyorsak alalım. Hatta Mert Müldür'ü as olarak alalım. Yedeği Burak Kapacak olsun. Ferdi'yi sola aktaralım. Osterwolde de yedeği olsun. Ha hocam 6 milyon verdin o çocuğu oynatman lazım falan derseniz o da sizin fikriniz. Yani bir şey diyemem. Ama Burak kapacak kalacak gibi duruyor. Fakat denenir. Çağatay Kuru kalıp beklenen o sıçramayı bir türlü yapamıyor. Yani yetenekli bir futbolcu, ofansif manada süper bir futbolcu ama defansif manada çok rezil. Thiago Çukur bu arada Çağatay'ın ben gideceği görüşündeyim. Thiago Çukur hani gelişmekte olan bir futbolcu. Pivot santrafor İsmail Kartal Fenerbahçe'sinde bence düşünülecek bir isim olur. Ama yaşının gençliği belki bir sene daha tecrübe edinsin diye. Çağatay ve Thiago'yu da gidecekleri ekleyeyim. 4. Eyüp Akçan. Ben Eyüp Akçan'ı Emre Demir de var. Eyüp Akçan ve Emre Demir'i hani İsmail Kartal çok zorda kalmadıkça oynatmaz diye düşünüyorum. İki futbolcuyu da oynatma garantisiyle isteyen takım varsa bu ikisi de gider. Etti 6. Hani aynı zamanda Berisha sözleşmesi hani satın alınacak diyorlar 7. Samatta 8. Gustavo Henrique 9. Yani Nazım Sangare. Nazım'dan arkadaşlar kulüp bulması ister. Yani bunları ben dur 9. Ya da tek tek saymayayım arkadaşlar. Ben şöyle söyleyeyim size. Arda Güler'in geleceği netleşmedi. İlk konferans ligi sınavı. Şimdi Valencia gitti 1. Burum'a gitti 2. Bunları artık saymıyorum. Burak Kapacak bence devam eder. Zaits bence uzatır. Çağatay Kuru kalıp 3, Thiago Çukur 4, Eyüp Akçan 5, Emre Demir oynama garantisiyle 6. Berisha 7. Berisha'dan iyi bir bonservis gelir elde edeceğiz inşallah. Samat da 8. Samat da hiç olmasa feshedilecek. Gustavo Henrique 9. Gustavo Henrique'yi de 1,8 milyon euro. Bak dediğimi unutmayın. 1,8 milyon euro. 9. Nazım Sangare onun Nazım'a sözleşmeni feshedeceğiz. Kulüp bul dedik. Nazım kulüp arayışı içinde. Rossi 11. Daha önce de söyledim Rossi kim diye. Fenerbahçe'de geleceği yok. João Pedro 12. Fakat João Pedro konusunda yanlışınız var. Ben João Pedro değil de Joshua King'in 12 olduğu görüşündeyim. Pedro'nun değil Joshua King'in 12 olduğu görüşündeyim. Dediğimi de unutmayın arkadaşlar. Serdar Dursun 13, Osayi 14, Crespo 15 diyor. Ben Crespo'nun gideceğini düşünmüyorum. Hatta Crespo yerine Arao gidebilir. Arao'ya 4,5 milyon euroluk bir teklif vardı. Onun gitme ihtimali daha yüksek. Daha yüksek. Yani o zaman hocam 15-16 oluyor. O sahi için şu yorumları gördüm hocam işte
İsmail Kartal gelirse ki geldi sayılır. Hatta kapı açıklaması dışında hani başka bir şey beklemiyoruz. Sadece kapı açıklaması bekliyoruz. İsmail Kartal gelirse hocam diyor. Hani Serdar Dursun o sahayı kalır falan diyor. O sahayı gitmeyi kafasına koydum. İsmail Kartal da gelse ben de gelsem siz onu unutun arkadaşlar. Yani o sahinin 8 milyon euro resmi teklif var. Biz 12 civarında bir bonservis düşünüyoruz. Bu arada baya baya duyum verdim. Eğer anlamadıysanız başa sarın tekrardan dinleyin. Baya baya duyum var. Şimdi Fenerbahçe Edin Dzeko transferini yaptı. Samatta da geri dönecek. Yani öyle gözüküyor. Öncelik Samatta'da. Yönetim João Pedro, Joshua King ve Genk'ten yani kiralayıp Genk'ten geri dönen Samatta yeni sezonda kadroda düşünmüyor. 3 golcü de eğer kulüp bulabilirlerse yollar ayrılacak arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim, Joshua King için 3 milyon euro verse herhangi bir takım kesinlikle satarız. Kesinlikle gözümüz kapalı satarız. 3 milyon euro verse gözümüz kapalı satarız. Süper Lig'e yeni yükselen takımlar Joshua King'i alabilir mi zannetmiyorum ama Avrupa'daki birçok takım Joshua King'i düşünebilir. Şimdi Serdar Dursun belirsiz. Jesus tarafından fazla forma şansı bulamadı. Ancak İsmail Kartal'ın gelmesi halinde büyük ihtimalle Fenerbahçe'de kalacak diye söylüyorlar. Arkadaşlar bakın. Siz bunları ezbere konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ki işte önceki geldiğinde Serdar Dursun forvetteydi. Onu oynattı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Ya adamın elinde domates var, biber var, soğan var, yumurta var, yağ var. Adam da haliyle gidip menemen yapıyor. Yani adamın elinde kavurma olsa, yumurta falan olsa menemene kavurma da atmış olur. Adamın elinde başka bir şey olsa başka bir şey yapar. Adamın elindeki buydu. Şimdi de bu. Hani Fenerbahçe tarafında şeycilik var. Gelecek İsmail Kartal, Serdar oynatacak, Serdar kütür kütür sezona damga vuracak. Hatta yurt dışından takımlar falan Serdar Dursun'u isteyecek. Oo tabii. Tabii, scouting yapacaklar, scout ekipleri jirit atacak. Kadıköy'de sürekli Fenerbahçe maçına gelecekler, Serdar Dursun'u isteyecekler. Serdar Dursun nau nau diyecek falan. Ya uyanın ya. Ya bir şeyi bu kadar genellemeyin. Hani bir defa oldu diye sürekli şey yapmayın. Serdar Dursun için ben size şunu söyleyeyim. Sıradaki haberimiz de aslında onunla ilgiliydi. Serdar Dursun'a talip çıktı. Aslında talip değil, talipler çıktı. Serdar Dursun'un talipleri var. Biliyor musunuz bunu? Şimdi yeni sezon öncesinde takım buluşacak. Fenerbahçe'de ayrılık sinyalleri, ayrılık çanları çalıyor. Alman basını Darmstadt'ın Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istediğini duyurdu. Samsunspor istekli bir. Başka takımlar istekli Süper Lig'de 2. 2. Darmstadt istiyor 3. Hani oyuncu geri dönmeye sıcak bakıyor. Jesus fazla süre vermedi. 26 maçta görev aldı. 4 gol 5 asist diyor. Yani 4 gol 5 asist. Bu kadar kısıtlı süreye rağmen 4 gol 5 asiste bence hani takdire şayan bir şey. Gerçekten söylüyorum. Serdar'ın yaşı 31, 32 olacak arkadaşlar. 1.90 boyunda. Hani tabirimi yanlış anlayacağınızdan eminim ama Edin Dzeko vari bir futbolcu. Fakat dakika gol süre katkısını düşününce 793 dakika arkadaşlar. 26 maç cihazına bakmayın 793 dakika. Yani 9 maç olsa 9 kere 9 81'den yani 810 dakika yapar. 810 dakikadan daha az 4 gol 5 asist. Düşündüğün zaman Avrupa Ligi elemelerinde 2 gol, Süper Lig'de 1 gol 3 asist, Türkiye Kupası'nda 1 gol 2 asist. Ben şimdi Umut Nayır'da süre tereddütü bu haberi de okuyup öyle devreye gireyim. Gelecek sezon için iddialık bir kadro kurmak istiyor. Umut Nayır'da süre sıkıntısı yaşayabileceği için tereddütlü olduğu iddia ediyor demiş. Arkadaşlar ben gerçekten çok merak ediyorum. Yorumlarda şunu görüyorum. Hocam Umut Nayır işte Serdar'a bin basar. Bu yorumu yaptığınız için soruyorum. Kafamda hani şekillendiremediğim için soruyorum. Tam olarak neyi Serdar'a bin basar? Hocam 33 maçta oynamış 18 gol 3 asist. 2791 dakika işte. Ya istatistiğe bürürsen Serdar Dursun'un gol ve asist istatistiği daha iyi dersin. Harbi söylüyorum. Ama Umut Nayır ya Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı kazandı mı? Kazandı. Rıyan Kenti, İrfan Can Eğribayat'ı ve Edin Dzeko'yu aldı mı? Aldı. Şimdi bunun üstüne ben şunu söyleyeyim. Bu transferlerden
Belki de Edin Dzeko bile taraftarı tatmin etmemişken, yani taraftarın şu yaptığı bana garip geliyor ya. Vallahi çok garip geliyor niyeyse. İddialı kadro kurmak isteyen Fenerbahçe Eyüpspor'la anlaşma sağladı. Umut Nayır'ın kafasında da soru işareti varmış. Oynarım oynamam diye. Bilmiyorum ama şöyle bir cümle kurayım. Şöyle bir cümle kurayım. Bence Umut Nayır alınacağına Serdar Dursun kalsın daha iyi. Siz ne dersiniz? Hani Umut Nayır geleceğine Serdar Dursun kalsa daha iyi. Ha dersiniz hocam yaş olarak bir, bir buçuk yaş, şey iki, iki buçuk yaş daha genç. Türk, o da Türk, o da Türk. Saygı duyarım. Ha Serdar Dursun'u verip atıyorum 500 bin euroya verdin. Verdiğin paraya Umut Nayır'ı alırsan da hani arabanın modelini güncellemiş olursun. 2013 modelden 2015 modele binmiş gibi bir şey olursun. Bakalım. Fenerbahçe Cuadrado için teklifini yükseltti. Jesus'la, pardon ne Jesus, Juventus'la sözleşmesi sona erecek olan Cuadrado için Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor. Arkadaşlar bu transferi de anlamayan arkadaşlar var. Hocam bizim zaten sağ bekimiz var. Daha niye bir sol bek, sağ bek için bu kadar çırpınıyoruz diyorsunuz? Ya arkadaşlar, çırpınma sebebimiz şu. Sen Cuadrado'yu alırsan sağ kanatta büyük bir alternatif oluşmuş olur. Verdiği 8'de de oynatabilirsin, sol bekte de oynatabilirsin. Ki size soruyorum. Lincoln Erneken'in sol bekliğini beğenmiyorsunuz. Ben beğeniyordum. Ayrı mesele. Osterwolde'yi beğenmiyorsunuz. Ki bana kalırsa yeterli süre almadı. Eleştirmek için erken. Burada da savunduğumu düşünüyorlar. Osterwolde'ci çıktı bu herif diyorlar. Erken. Hani hal böyleyken bu arkadaşı alırsan, bu arkadaşla şey, bir şeyleri kapatırsan her şey farklı olur. Ben bir de bir şey söyleyeyim. Hissi bir şey söyleyeyim. Lan içimden bir ses Emre Demir'in Fenerbahçe'de bu sezon şahane bir sezon geçireceğini, mükemmel bir patlama yapacağını söylüyor. Ha ben böyle söyledim ya gider muhtemelen bir takıma kiralarlar ama içimden bir ses böyle söylüyor. Yani ilginç. Ha şu var. Fenerbahçe kafayı kullanacak olsa Emre Demir'i Kayserispor'a oynama garantisiyle kiralar. Der ki maçların en az %50'sinde oynayacak. Maaşını da ben veriyorum der. Emre Kayserispor'da zaten sevilen, zaten buradan çıktığı için de sevilen bir futbolcu kendine gelir. Bir sonraki sezon al sana yeni Arda Güler yaparsın. Neyse Fenerbahçe Cuadrado için ısrarını sürdürüyor. Alfredo Pedolla'nın haberine göre Fenerbahçe sözleşmesini arttırmış. Teklifte bulunmuş. Ben Cuadrado için olmaz diyorum arkadaşlar. Niye olmazını da söyleyeyim. Yok söylemeyeyim. Olmaz arkadaşlar. Bir teklifte bulunup bir nevi geri çekiliyoruz. Bakın Gürcan Bilgiç demiş ki Fenerbahçe yönetiminin hedefinde stoper, sol bek, 6-8 oynayabilen bir orta saha var demiş. Doğru değil bu. Fenerbahçe'nin hedefinde sağ kanat, sol kanat. Hocam Kent'i aldık ya evet. Sağ kanat, sol kanat, bir forvet daha. 8-10 oynayabilen çift yönlü bir orta saha etti sana 4. Bir stoper 5. Sağ bek yedeği 6. Sol bek yedeği 7. Fenerbahçe'nin hedefinde 7 futbolcu var. Olur mu? Bir kardeşimiz özel haber olarak vermiş. Fenerbahçe Arjantin'in CDLL Professional The Football ekibi Vélez Sarsfield'dan 17 yaşındaki İtalyan asıllı Arjantinli sağ kanat Gianluca Prestiani ile ilgileniyor. Oyuncu önerildi. Scout ekibi izliyor demiş. Yani futbolcunun transfer marketine girdim. 5 milyon euroluk bir transfer market bedeli var. Bu arada bu çocuğu alırsan ocağa kadar oynatamayacaksın. Onu da belirteyim de. 5 milyon euro bir şeyi var. Sözleşme bitiş tarihi 31 Aralık 2024. Arkadaşımız 1.66 boyunda. Bu sezon 17 maça çıkmış. 874 dakika 2 golü var. Ben şunu söyleyeyim. Reklam tıklatmak için, hani beğeni kasmak için yapılan bir haber gibi geldi bana. Bilmiyorum, kimsenin de günahına girmek istemiyorum ama hani bu haberin bence doğruluk payı yok diyebilirim arkadaşlar. Zenit, dün ben Zenit'le ilgili, Zenit futbolcularla ilgili birkaç tane güzel şeyler söyledim. Yorumlara bakıyorum. Özellikle birkaç arkadaşın personelleri buraya gelip ağlayıp zırlama peşindeler.
O arkadaşlar bana şunu söylediler. Zenit'ten hiçbir futbolcu şöyle böyle falan filan diye. Zenit ailevi sorunlarından dolayı Brezilya'da bulunan Wendel'in 1 Temmuz'a kadar Rusya'ya dönmesini bekliyor. Wendel'le Flamengo ilgileniyor. Zenit Wendel için 15 milyon euro civarında bir teklif gelmesi durumunda ise satışını onaylayacakmış. Birinci isim Wendel. Şimdi size soruyorum arkadaşlar, bu Wendel ismi hani olur mu olmaz mı? Fenerbahçe'ye ister misiniz istemez misiniz? Herkes orta saha, kütür kütür orta saha. Bakın yanlış anlamayın beni. Bugün Zayt diye ölüp geberiyoruz ama yani Zayt'sın yerine Wendel'in gelmesi hani Fenerbahçe'nin tüplü arabadan benzinli hatta roket yakıtıyla giden arabaya geçmesi gibi bir şey olur. Gelelim ikinci isme Malcolm. Bu arkadaşın da Malcolm. Yani Malcolm değil Malcolm. Bu arkadaşın da menajeri Guilherme Miranda demiş ki Malcolm'un Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olacağı yönündeki haberler doğru değil demiş. Evet ben de katılıyorum. Doğru değil. İyi de hocam sen verdin. Evet arkadaşlar ben verdim. Malcolm'un Fenerbahçe'ye kiralık olarak geleceği haberleri doğru değil. %100 doğru değil. Ben bonservisinden almaktan bahsediyorum arkadaşlar size. Evet şaka gibi geliyor. 33 maça çıkmış, 26 gol, 9 asist, 2739 falan filan. Hocam, ben sana bir dost tavsiyesinde bulunuyum. Bu adamı bize vermezler. Bu adam gitse gitse işte İtalya'ya gider, İspanya'ya gider falan filan. İşte bu adamı bize koklatmazlar. Arkadaşlar Zenit'le bizim bir anlaşmamız var. Yani Zenit'le bizim bir anlaşmamız var. Ve bu anlaşmanın şartları gereği, hani dostluk anlaşmasının şartları gereği illa bir yere mi gitmek istiyorsun? Buyur git deyip Fener'e gelme ihtimali var. Bakın ben %100, %10, %5, %8 falan demiyorum. Hem Wendel'in hem Malcolm'un Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var arkadaşlar. Ancak Başkan Ali Koç olan bir takımın da duyumcusu olarak yani kendi çapında duyumcusu olarak diyorum. Kendi çapında duyumcusu olarak ben güvenip size söyleyemiyorum. Hani kesindir şudur budur demiyorum. Çalışılıyor. Çabalanıyor. Ama yani durum bu şekilde arkadaşlar. Durumlar bu şekilde. Başka ne söyleyebilirim? Başka da söyleyeceğim pek bir şey yok arkadaşlar. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım videoyu beğenip kanala abone olursunuz. Görüşmek üzere. Hayırlı bayramlar.